Ya televizyonda da bugün hiçbir şey yok ya. Neyse bunu izleyeyim. Haydi oğlum de. Dıgıdık dıgıdık. Ayda abi bana bakın. Tutunuyorum. Ya bir basket atamadım öf. Evimiz çok güzelmiş. Evcilik oynayalım. Evimizin balkonu da var. Hem de iki katlı. Arda bak şimdi ne yapacağım. İzle beni. İzliyorum Rüzgar. Hop. Giniyorum. İşte bu. Oha ben de yapacağım. Nasıl Arda? Efsaneydim değil mi? Evet Rüzgar ben de atlayacağım şimdi. Öf sabahtan beri temizlik yapıyorum yoruldum artık. Çocuklar da aşağısını kim bilir nasıl dağıttı. Gidip bir şunlara bakayım. Şansa bak ya televizyonda hiçbir şey yok ya canım sıkılıyor. Bugün de iş yok tatil günüm. Of yoruldum ya. He ne oluyor burada ya ne oluyor burada temizliği daha yeni bitirdim. Şey anne oyun oynuyorduk. Ya böyle oyun. Hadi arkadaşlar gidelim çabuk çabuk hızlı olun. Haydi koşun. Öf ya ben şimdi burayı nasıl temizleyeceğim? Şuna baksana her yeri dağıtmışlar ya leş gibi olmuş yine. Fakir sen de hiç bana yardım etmiyorsun. Sabahtan beri temizliyorum evi. Miray aşkım boş ver geç otur şöyle. Ben otursam kim temizleyecek evi? Yeter artık fakir bıktım artık anlıyor musun bıktım. Ya Miray. Sanki çok zor yaptığın iş aşkım. Alt tarafı yerleri süpürüyorsun, bulaşıkları yıkıyorsun, etrafı topluyorsun o kadar. Yanlış anlama da bunu ufacık çocuk bile yapar yani. Fakir, asıl senin yaptığın işi ufacık çocuk bile yapar tamam mı? Sen ne yapıyorsun? İşe gidiyorsun, geliyorsun, bitti gitti. O kadar basit. Basit mi? Benim işim ne kadar zor biliyor musun sen? Asıl benim işim zor fakir. Bırak git Allah aşkına ya. Bunları toplamanın neresi zor? 2-3 temizlik yapıyorsun zor diyorsun. Var mısın bir günlüğüne işleri değişelim? Sen benim yerime evi temizle. Ben de senin yerine işe gideyim. Olur varım. Bakayım benim işlerimi yapabilecek misin görürüz. Tamam fakir. Yarın senin yerine işe gideceğim. Sen de benim yerime evi temizleyeceksin. Yemek yapacaksın. Bulaşıkları yıkacaksın. Çamaşırları yıkayıp katlayıp dolaba koyacaksın. Tüm el işlerini sen yapacaksın. Ben de senin yerine işe gideceğim. Bakayım kimin işi daha zormuş görüşürüz. Tamam görüşürüz bakayım. Hop kardeşim videoyu izliyorsun like atmayı unuttun. Hatırlatayım dedim. Abone olan herkese de çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum. Desteklerinizle buradayız. Şimdi videomuza devam edelim. Görüşürüz Miray. Ev işleri bende. Kafam burada kalmasın. Tamam ben de senin yerine işe gideceğim. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Evet ben de artık eve gireyim. Burayı temizleyerek başlayalım. İşte belediye binasına geldim. Ne kadar zor olabilir ki? Bence zor değildir, kolaydır. Dur ya ilk önce çocuklara kahvaltı hazırlayayım. Okula gidecekler. Sonra buraları toplarım. Çocuklar uyanın. Çocuklar. Evet kahvaltı hazır. Haydi bakalım yiyin. Ya baba biz az pişmiş yumurta sevmiyoruz. Bunlar az pişmiş görmüyor musun? Evet ben de. Öf okul vakti de geldi. Neyse o zaman siz şimdilik bu paraları alın. Dışarıda yiyin tamam mı? Kahvaltınızı dışarıda yapın. Sonra doğru okula. Tamam babacığım. Haydi bakalım görüşürüz çocuklar. Dışarıda kahvaltınızı yapın. Haydi bay bay. Derslerinize iyi çalışın. Evet ben de şimdi şuraları toplayayım. Sonra evi toplarım. Evet işe geldim. Hiç de zor değilmiş fakir. Sabahtan akşama kadar bu masanın başında oturuyorsun. Başka yaptığı hiçbir iş yok. Çok kolay bir işim var. Kolay gelsin. Fakir bey yok mu acaba? Hayır beyefendi. Bugünlük işlere ben bakıyorum. Buyurun bir şey mi oldu? Anlıyorum. Yerel yönetimlerden geldim ben. Belediye ile alakalı evrakları hazırladınız mı acaba? O evrakları alabilir miyim? Evrak mı? Ne evrağı ya? Ben evrak falan bilmiyorum. Nasıl ya? Bugün son gün ama. Onları hazırlamanız gerekiyor. Şey tamam tamam ben şimdi hazırlarım. Tamam hızlı olun lütfen bekliyorum. Eyvah ne yapacağım şimdi? Merhaba kolay gelsin. Fakir bey yok mu? Hayır yok ben varım buyurun ben yardımcı olayım. Basın toplantısı vardı bugün dışarıda bekliyor haberciler. Basın toplantısı mı? Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi bilmiyorum şehre yeni yaptıracağımız yerlerle alakalı basın toplantısı var. Haberciler dışarıda bekliyor. Tamam tamam geliyorum hemen. Oh be sonunda evi topladım. Her yer pırıl pırıl oldu. Güzel. Bakayım saate.
Eyvah! Çocukların okuldan çıkmasına sadece bir saat var. Hemen yemek yapmam lazım. Çocuklar gelince aç olur. Ne yemek yapsam acaba? İşte geliyor, çekmeye başlayın. Mireye Hanım, şehre yeni olarak ne yaptıracaksınız? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Basın toplantısını başlatıyorum. Şehre ilk olarak bir otel yaptırmak istiyorum. Ne, otel mi? Şehrimizde zaten bir otel var. Şey, pardon, otel değil. İtfaiye merkezi. İtfaiye merkezi de var zaten. Cami yaptıracağım, cami. Şehrimizde cami de var zaten. Böyle şey mi olur ya, yazıklar olsun size. Şehirde olan şeyleri tekrar yaptırmak istiyorsunuz. Anca böyle kaçarsınız Miray Hanım, anca kaçın. Terbiyesiz ya, şuna bak. Şehrimizde otel de var, cami de var, itfaiye merkezi de var. Allah Allah ya, Miray neden belediye binasında ki? Bu kire ne oldu acaba? Miray çalışmaya başlamış. Gidip bir öğreneyim, çabuk çabuk çabuk. Evet, yemek pişiyor, çok güzel. Çocuklar az sonra okuldan çıkar. Ayça var da okuldan çıkınca gelirler eve, yemeklerini yerler. Of, yemek pişsin şurada, ben de şurada birazcık Instagram'a gireyim. Yoruldum ya bugün baya. Tepe göze bak sen. Üç boynuzlu bir karede. Tam bir aile resmi olmuş. Çok güzel olmuş. Beğeneyim bari. Neyse, bakalım daha kimler fotoğraf atmış. Vay, fakir zombi fotoğraf atmış. Beğenelim bakalım. Şuna bak ya, ne kadar tatlı çıkmış. Arkadaşlar, ben fakir zombiyi çok seviyorum ya. Bir de şöyle yaramazlıkları olmasa, bu tepe gözünde bazen saçma sapan hareketler oluyor. Yoksa tepe gözü de çok seviyorum. Evet çocuklar, ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Ha, işte çocukların zili çalıyor. Şimdi çocuklar okuldan gelir. Bakayım yemek olmuş mu? Ha? Olamaz. Yanıyor, yanıyor. Sön, sön. Öf ya, yemek yandı ya. Şimdi çocuklar da gelecek. Ya Miray Hanım, böyle olmaz yani. Daha hızlı olmanız lazım. Fakir Bey hızlıca yapıyordu bu işleri. Siz çok yavaşsınız. Ben bir yatırımcı olarak şehrinize yatırım yapmaktan vazgeçtim. Şehrinize bir araba fabrikası kuracaktım ama kurmayacağım. Böyle bir rezillik görmedim ben. Sabahtan beri burada bekliyoruz yani. Affedersiniz, özür dilerim. Daha bugün işte ilk günüm. Lütfen affedin beni, lütfen. Yok ya, böyle bir şey olmaz. Gidiyorum ben arkadaşım. Ben de gidiyorum ya, böyle bir şey olmaz. Durun durun, lütfen geri gelin. Affedersiniz, lütfen. Olamaz ya, bu işler ne zormuş böyle. Fakir bu işleri nasıl yapıyor anlamadım ya. Bir sürü insan gelip gidiyor. Zaten bilgisayar ekranında anlamadığım şeyler yazıyor. Bu iş gerçekten çok zormuş fakiri, şimdi çok iyi anlıyorum. Babacığım, biz geldik baba, karnım kurt gibi aç. Evet baba, benim de karnım çok aç. Şey çocuklar, kötü bir haberim var size. Maalesef ki yemeği yaktım çocuklar. Yemek yok maalesef. Ya baba, ben çok açım valla. O zaman para ver, dışarıda yiyeceğiz. Ama çocuklar, sabah zaten ben size harçlık verdim. Baba, yemek yapmamışsın, yemek. Hani nerede yemek? Biz aç mı duracağız? Evet ya baba, ben çok açım. Karnım aç lütfen. Öf ya, ne yapacağım ben ya? Miray aşkım, neredesin ya? Senin bu işlerin çok zormuş. Ben kolay sanıyordum. Meğerse çok zormuş. Ya baba, gördün mü, sen daha yemek yapmasını bile bilmiyorsun. Evet baba, ben gidiyorum. Çocuklar durun. Çocuklar, nereye gidiyorsunuz, durun. Yeter artık ya, yeter, ben eve gidiyorum. Bu işler bana göre değil. Miray lütfen geri gel aşkım, lütfen, yalvarırım. İşin çok zormuş, şimdi anlıyorum aşkım. Halo aşkım, evin içinde traktörün ne işi var? Aşkım, ben traktörsüz yapamıyorum. Traktörümü çok seviyorum, o yüzden eve sokmuşum. Halo aşkım, evi tabii sen temizlemiyorsun. Hep ben temizliyorum buraları. Kezban aşkım, sanki temizlik çok zordur. Basit bir şeydir yani. Basitse sen yap o zaman, halo. Her gün evi temizliyorum, yorulmuşum artık, halo. Bu kadınların işine çok kolay ya. Önce temizlik yaparlar, bulaşık yıkarlar. Biz ise dışarıda çalışmaya gidiyoruz, para kazanıyoruz. Bir sürü derdimiz var yani. Tepegöz, bence yanlış düşünüyorsun. Kadınların da işi zor. Hayırdır huysuz kadın mısın yoksa? Bana bak Tepegöz, doğru konuş. Tepegöz aşkım, kadınların işi her zaman zordur. Erkekler sadece dışarıda çalışır, kadınlar ise evin içinde her türlü işi yaparlar. Evet baba, annem doğru söylüyor. Annem benim altımı bezliyor. Kardeşim de bana yemek hazırlıyor. Bizim çamaşırlarımızı yıkıyor, bulaşıklarımızı yıkıyor. Benim boynuzumdan öpüyor. Annelerin işi de zordur baba. Hiç sanmıyorum bebek Tepegöz. Bir günlüğüne yerlerimizi değişsek o zaman anlarsınız siz. Erkek adamların işi zor oluyor. O zaman bir günlüğüne yer değişelim, anlarsın sen Tepegöz. Miray aşkım, çabuk gel. Fakir, bir tane.
Bir ay. Özür dilerim aşkım. Affet beni. Sen de beni affet fakir. İşin gerçekten çok zormuş. İnsanlarla uğraşmak çok zor. Miray, çocukların yemeğini hazırlamak, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak, yerleri süpürmek sanıldığı kadar kolay değilmiş. Ben bugün bunu anladım. Herkes kendi işini yapsın ve bundan sonra kavga etmeyelim fakir. Evet aşkım, seni çok seviyorum bir tanem. Anne ya, karnımız aç. Lütfen bize yemek hazırla. Babam yemeği yakmış. Tamam tamam. Tepegöz kadın, bundan sonra benim yerime sen evimizi koruyacaksın. Ben ise bulaşıkları yıkayacağım, ev işlerini yapacağım. İşte Tepegözler geliyor, şuraya bak. Ne oldu acaba, şimdi anlarız. Hayırdır Tepegöz? Fakir dostum, Tepegöz kadınla yer değiştirmeye karar verdik. Siz de mi? Fakir, Tepegöz diyor ki kadınların işi çok kolay, erkeklerin işi zor diyor. Ne oluyor ya, neden gülüyorsunuz? Tepegöz bak, biz de bugün Miray'la yer değiştirdik. Ama sanıldığı kadar kadın işleri kolay değilmiş. Evet Tepegöz, ben de fakirin yerine geçtim bugün. Ama gerçekten fakirin işi de çok zormuş, bunu öğrendim. Tepegöz gördün mü aşkım, demiştim sana. Neyse artık eve girelim, tartışmaya daha fazla gerek yok. Hadi Kerem komiserim, açın şu telefonu hadi lütfen. Yaklaşıyorlar gitgide, lütfen açın Kerem komiserim. Lütfen açın artık şu telefonu. Yaklaşıyorlar. Neden açmıyor bu adam telefonu, neden? Başımız büyük bir belada. Varmak üzereler, aç artık Kerem komiser. Olamaz, hayır. He? Ne oluyor? O ses neydi? Silahım nerede? Silahımı alayım hemen. Çabuk çabuk. O silah sesi nereden geldi? Çabuk çabuk. Yukarıdaki polisler, çabuk benimle gelin. Kerem komiser bu. Geliyorum Kerem komiser. Silah sesi geldi. O neydi öyle? Umarım birisini vurmamışlardır. Çabuk çabuk, hemen yetişmem lazım. Daha hızlı gitmiyor mu bu ambulans ya? Daha hızlı gitmiyor mu? Hadi bas bas. Bu ambulans sesi ne ya? Ne oluyor ya şehirde? Çabuk çabuk takip et beni. Geliyorum komiserim. Sen de duydun mu silah sesini? Duydum. Şu taraftan geldi komiserim. Hemen gidip bakalım. Çabuk çabuk, hızlı ol. Ambulans da burada. Ambulansın sesi de bu taraftan geliyor. Olamaz. Ne oluyor? O silah sesi neydi? Koş çabuk polis, koş.